Mutlu akşamlar. 26 Ağustos Pazartesi yeni bir haftaya başladık. Oldukça hareketlilikle başladık. Günlüğüne çıkan gelişmelerini, son dakika bilgilerini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programında konuştu bugün. Bizim yürüyüşümüz Türkiye yüzyılındadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz dedi. Ayrıca Büyük Zafer'in yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim de yürüyüşümüz Türkiye yüzyılınadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın emanetlerine layıkıyla sahip çıkacağız. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde konuştu. Birlik ve beraberlik mesajları yolladı. Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071'den 2071'in Türkiye'sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle, özellikle yapacağımız mücadeleyle bunu gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'ten seslendi. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir ifadelerini kullandı. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam'la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaş, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt ruhunun kaybolmadığına işaret etti. Zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır. Karakter aynı karakterdir. Malazgirt'te beyaz kefenini giyerek Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır. Erdoğan, Malazgirt ruhunu ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacağız ifadelerini kullandı. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz. Malazgirt ruhunu yaşatacak, ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacak, bayrağı bizden devralacak yeni nesillere bir emanet gibi şanla, şerefle teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özkan için Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunuldu. CHP'li vekile AK Parti'den de peş peşe tepkiler var. Sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler tartışmalara yol açtı. Bakanlar ve AK Parti'nin de tepkisini çeken o sözler yargıya taşındı. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunulmuştur. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. CHP'li Özkan, Erdoğan'ın Bitlis'te dile getirdiği bu sözleri alıntılayarak paylaştığı mesajıyla tepkilerin odağına yerleşti.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, siyasi ahlaktan yoksun diye tanımladı o sözleri. Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun Hollandalı Türk ve İslam düşmanı faşist Geert Wilders'le aynı dalga boyunda olması bizim değil CHP'nin sorunudur ifadelerini kullandı. Tepki gösteren bir başka isim de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dı. Bu saldırı aynı zamanda milletimizin iradesine ve demokratik değerlere karşı yapılmış bir saldırıdır. Sarf edilen edep dışı sözleri reddediyor, milletvekilliği sıfatı taşımasına rağmen bu makamın ağırlığını taşımaktan uzak bu şahsın sözlerini en güçlü şekilde kınıyorum. Ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, o ifadeleri nedeniyle Özkan'ı hem kınadı hem de hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü tüzük kurultayı için gün sayıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel planladıkları tüzük değişikliği ile ilgili bilgi verip hem de aynı zamanda önerilerini almak için eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la buluştu. Özel'in ayrıca hafta içinde de Selefi Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem tüzük kurultayı. Olağanüstü kurultaya günler kala parti üst düzey görüşmelere sahne oluyor. Genel Başkan Özgür Özel selefleriyle yemekte bir araya geldi. Kurultay öncesi eski genel başkanlardan bizzat önerilerini aldı. 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak kurultay öncesi Özgür Özel'in programı da hareketlendi. Parti tüzüğündeki yapılması planlanan değişiklikler istişarelerle yavaş yavaş şekilleniyor. Bu kapsamda Özel CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın'la Altan Öymen'in düzenlediği yemekte buluştu. Tüzük kurultayı öncesi fikir alışverişi yapıldı. Özel'in önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'yla da buluşması bekleniyor. Kurultayın sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de tüzük kurultayı, 7 ve 8 Eylül'de ise program değişikliği hazırlıkları görüşülecek. 9 Eylül'de ise CHP'nin kuruluş yıl dönümü olduğu için Anıtkabir ziyaret edilecek. Kurultayla ön seçim, dönem sıralaması, partiye üyelik süreci, parti meclisi sayısının arttırılması, kongre sürelerinin 2 yıldan 3 yıla çıkartılması, güçlü genel sekreterlik gibi başlıklarda tüzük değişikliği yapılması bekleniyor. Türkiye'nin gözü kulağı günlerdir Diyarbakır'dan gelecek umutlu bir haber de 8 yaşındaki Narin gece gündüz her noktada aranıyor. Bugüne kadar toplamda tam 12.550 araç arandı. Hala devam ediliyor. 7 iz takip köpeğiyle 11.000 dönümden fazla alanda tarandı. Elde kayda değer hiçbir veri yok. Nari'nin de evi dahil 18 adres didik didik edildi. Fakat ne yazık ki küçük kızdan haber yok. Sadece ele geçirilen 2 done vardı. Bir kan örneği, onun Nari'ne ait olmadığı zaten tespit edildi. Onun öncesinde de ele geçen bir terlik ama o da kendisiyle uyuşmadı. Hala o endişeli bekleyiş devam etmekte. Narin! Nerede? Kaçırıldı mı? Öldürüldü mü? 8 yaşındaki Narin 6 gündür kayıp. Ancak arkasında ne bir iz var ne de delil. Küçük kız günlerdir her yerde aranıyor. Henüz haber yok. En son yanında olan arkadaşlarıyla canlandırma yapıldı. Narni arama çalışmaları devam ediyor. Tarlalarda hem jandarma ekipleri hem AFAD ekipleri. Onlar her yerde Narin'i arıyor. Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı bulmak için onlarca ekip seferber. Hem karadan hem havadan günlerdir arama yapılıyor. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 aracın sürücüsü sorgulandı. Evlerde didik didik edildi. Yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Küçük kızın anne ve babası terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Nari'ninkinden farklı olduğunu söyledi.
Nari'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri köy okulunun kamerasına yansıdı. O görüntülerde Nari'nin dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı. Küçük kızın arkadaşlarından ikisiyle canlandırma yapıldı. Çocuklar Nari'ni en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi. Ekipler akşam saatlerinde Nari'nin ailesinin evinin de dahil olduğu 18 evle metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı. Tavşantepe köyünde yeniden aramalar başladı. Jandarma ekipleri dün olduğu gibi bugün de Nari'nin ve akrabalarının evinde arama yapıyor. Nari'nin gittiği patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede kan lekeleri görüldü. Alan çemberi alındı. Kan lekelerinin bulunduğu kaya parçaları delil torbasına girdi, incelemeye alındı. Ardından Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Ekipler her ihtimali değerlendiriyor. Bugüne kadar toplamda 12.550 araç arandı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 7 iz takip köpeğiyle 11.000 dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ekipler sır perdesini aralamak için gece gündüz aramalara devam ediyor. Evet, Diyarbakır'da hala 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. TV100 ekibi de 6 gündür çalışmaları yerinde takip ediyor. Canan Altıntaş orada hem çalışmaları takip ediyor, hem bölge sakinleriyle konuşuyor. Anne babayla görüştü. O endişeli bekleyişe kendisi de aynı derecede hakim. Son gelişmeleri Canan'dan alacağız ve tabii bu süreç neleri beraberinde getiriyor? Daha önceki dönemlerde benzer vakalarla karşı karşıya kalındı. O yüzden onu da bir değerlendireceğiz. Emekli polis Savaş Kurtbaba. Elimizde belki de net bir veri yok. Yeni gelişmeler yok. Herhangi bir umut ışığı da doğmuş değil. Ama neler yapılabilir, neler olabilir, bunları konuşmak lazım. Savaş Bey, iyi akşamlar. Siz de hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Önce bir gelişmeleri alalım. Canan'a bir gidelim. Son durumu aktarsın. Yeni bir bilgi var mı? Şu ana dek gerçekten çok ciddi bir arama yapılmış durumda. Hem bölgede hem oraya giden, oradan geçen araçlar üzerinden de olsun. 12.500'ün üzerinde araç kontrol edildi ama bir veri yok idi. Canan, nedir son durum? Evet Osman, Kenan Çapoğlu, Narin'in kaybolduğu günden itibaren arama tarama çalışmaları devam ediyor. Tabii ki diğer günlerdeki gibi bugün de devam etti. Bugün yine ekipler sahadaydı. Hem AFAD ekipleri, hem jandarma ekipleri, hem Dicle Üniversitesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri ve belediye kurtarma ekipleri. Hepsi sahadaydı. Bugün yaklaşık 350 bin dönümlük arazi tarandı. Tabii bu taramalar sürekli devam ediyor çünkü 2 saat sonra, 3 saat sonra belirlenen koordinasyon merkezinde belirlenen noktalar teker teker aranıyor. Tabii bunun yanı sıra bir de köyde aramalar var. Sabaha kadar aramalar devam etti. Şu ana kadar 60'tan fazla ev eklenti aramaları yapıldı. Köydeki bütün logar kapakları açıldı. Mazgallardan numuneler alındı. Dün bir yeni gelişme vardı. Hemen kameraman arkadaşım Mehmet Kayan'la göstereyim. Şu tepenin ucunda Narin'in olduğu, evinin olduğu bahçede taşlık arazi de kan izlerine rastlanılmıştı. Kan izlerinin yapılan mülakat sonucunda bir yakınlarının burun kanamasından kaynaklı olduğu söylenmişti. Ancak buna rağmen jandarma ekipleri kesin nihai sonuç almak için taşları toparlayarak kriminal incelemeye götürdü ve bahse konu kişilerden, aile fertlerinden de kan numuneleri aldı. Evet, şu anda da kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte sizlere göstereyim. Şu anda bir arama daha yine köyde başladı. Ekipler çıkış yaptılar koordinasyon merkezinde. Şu anda belirlenen adreslere eş zamanlı yine aramalar gerçekleştirilecek ve bu ekipler zaten 3 gündür ev ve eklentilerde aramalar yapıyorlardı. İşte bu askerler şimdi belirlenen evlere doğru gidip arama yapacaklar. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan bu tarafa doğru gelirse bu tarafta da yine başka bir noktada, bakın karşıda da yine arama için vatandaşların evlerine doğru gidiyorlar eklentiler. Kaç adres tespit edildi bilemiyorum Osman, Kenan Çapoğlu, ama bugün jandarma yeni bir cihazla arama yapacak. Şu an
Darının bulunmasında büyük önem arz edecek bir cihazla aramalar yapılacak. Şu anda söyleyemiyorum. Evlerde daha geniş kapsamlı, arazilerde daha geniş kapsamlı bir arama gerçekleştirilecek. Bir de bütün evlerdeki difrizler, tandırlar, bahçeler, sonradan toprak üzerinde örtülmüş araziler, aynı zamanda JASAT ekipleri birçok noktada belirlenen noktalarda yeni bir toprak örtülmüş mü? İşte bunların hepsi ne teker teker bakıyorlar kırsal noktalarda, arazilerde. Şu anda da nereye gittiklerini açıkçası bilmiyorum ama dağıldılar. Koordinasyon merkezinde her gün saatlerce toplantılar yapılıyor, güncellemeler yapılıyor. Uydu haritası var köyün. Köyde kimler oturuyor? Bunların hepsinin kimlik bilgileri var. O gün köye kimler geldi? Bir hafta öncesinden kimler geldi? Bu şekilde yine jandarma bu aramaları gerçekleştiriyor. Biraz daha koşalım. Çünkü oldukça hızlı hareket ediyorlar. Eş zamanlı olarak köyde aramalar bir anda başlamış. Saat kadar yapıldı aramalar. Aralarında Nari'nin kendi evinin de bulunduğu, özellikle evler arandı, yine detektör köpekler, kadavra, tabii kip köpekleri gibi birçok arama yapıldı. Ben de kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'a ulaşmaya çalışıyorum. Askerler çok hızlı hareket ediyor. Evet, Osman Kenan Çapoğlu. Bu arada dün iki çocuğun askerlere birkaç bilgi vermesi üzerine çocuklar yer göstermesi yapmıştı. Bu şekilde bir gösterme yapmışlardı. O noktada aslında canlandırma değil de çocuklar gösterdikleri bilgi verdikleri yerleri gösterdiler. Bu arada şüphelilerle ilgili resmi olarak herhangi bir gözaltı kararı yok. Hiçbir şekilde gözaltı kararı yok. Ve rutin olarak birçoğu bu köyden her bilgi üzerine mutlaka birilerini ifadeye, bilgi almaya çağırıyorlar. Ama resmi bir gözaltı söz hala yok. Değil. Jandarma çalışmasını sürdürüyor. Peki. Evet. Bakın şu anda da aşağı iniyorlar. Sanırım o eve girecekler ve aramalar başlayacak. Dinliyorum Osman Kenan. Canan, şöyle yapalım. Sen o anda aramayı da tabii ki takip etmeye devam et. Belki bir umut, yeni bir bilgi de elimize geçer. Biz zaman zaman sana da dönelim. Savaş Bey'le de tabii kaldığımız noktadan değerlendirmelere devam edelim. Hem o görüntüleri de canlı olarak sen bize aktarmış ol. Zaman zaman sana da sorularımız olur tabii ki. Savaş Bey, gelinen son durumu nasıl değerlendirmek lazım? Böyle bir durumda ne üzerinde durmak lazım? Hep biz kaçırılma şüphesi üzerinde duruyoruz. Üzerinde durulması gereken husus bu mu? Dün yine siz TV100 ekranında önemli bir tespitten bahsetmiştiniz. Ve kadavra köpekleriyle de bölgede aramanın yapılması gerektiğini dile getirdiniz. Sonrasında evet. Akşam saatlerinde kadavra köpekleriyle arama yapılmaya da başlandı. Başlandı. Ne bekliyoruz? Çünkü artık pratik süreç dediğimiz bir süreç var. Yani bu çocukların kayıplarında 5 gün çok kritiktir. Yani bu zaman zarfında alabilirseniz çocuğu büyük bir başarıdır bu. Ama kayıp devam ettiği süre içerisinde her geçen zaman, her dakika çocuğun aleyhine işleyen zamandır. Şimdi boyut değiştirmeye başlaması lazım artık kolluk kuvvetlerinin. Ev aramalarında benim onlara küçük bir tavsiyem olsun. Bu işin yıllarca uzmanlığını yaptık. Biz tabii onlar bu işte ne kadar profesyoneller bilmiyorum ama artık mesela girdiğiniz evde neye bakın? Tamam, ev arama yapabilirsiniz. Evin içerisinde biri var mı yok mu? Ama ne yapacaksınız? Evin içerisinde herhangi bir boyanma, yeni bir boyama, herhangi bir yerde tadilat, bunlar yapılmış mı? Uzman ekip olarak, yani uzman ekipler bunları değerlendirmesi lazım. Şimdi jandarmadaki arkadaşlarımız çoğu asker. Yani kolluk olarak bunların eğitimini aldım almadım bilmiyorum ama biz bunların eğitimlerini yıllarca aldık. Yani en azından deneyimlerimiz çok fazla. Küçük bir nüanstır onlar için.
Ama onlara da bakmalarını tavsiye ederim. Girdikleri ev aramalarının hepsinde artık boyut değiştirdik. Çocuğu ararken artık çocuğa karşı kötü bir şey yapıldıysa onun izlerini de aramaya başlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi ben size dün akşamki yayınımızda anlatmıştım. O bölge alanında PTS'lerden, yani PTS dediğim plaka tanıma sistemleri, bizim kolluk kuvvetlerinin tanımladığı, bildiği bir konudur bu. O zaman zarfı içerisinden o bölgeden geçen tüm araçların plaka bilgileri alındı. Şimdi bunların üzerinde söyleniyor da 1200 tane, 900 tane veya ne kadarsa araç üzerinde çalışma yapıldı deniyor. Ama sadece bunların çalışması şu oluyor. İfadelerini alıp o bölgeye niye gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz, bunlar soruluyor. O şekilde ifadeleri savcıya intikal ettiriyorlar. Ama artık o geçti. Şimdi ne yapması lazım? Bu dakikadan sonra o bölgeye, o saatler arasında giren bütün araçlara luminal çalışma yapman lazım. Hı hı. Bunu yapacaksın. Büyük devletten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapacak. Benim şu an görmüş olduğum bu zamana kadar en kapsamlı arama çalışması bu. Mükemmel yürüyor. Mevcut ama durumda küçük, değil mi? Evet, evet. Küçük olan bizim belirlediğimiz nüanslarımız vardır. Kaç tane araba geçti o saatler arasından? 25 tane araba geçti. 2 saat aralığını alırsın. Bu araçlar üzerinde karanlık oda dediğimiz numinal çalışmalar yapılacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Aracı alıyoruz, karanlık bir odaya çekiyoruz. Özel spreyleri var. Sıkıyorsunuz. Çünkü 8 yaşında bir çocuğu, iki ihtimal var bak burada. Benim düşünceme göre ya bir araçla kaçırıldı bu çocuk ya oradan bir eve sokuldu ve o şekilde bir şeyler oldu. Ama 8 yaşında bir çocuğu arabayla da zorla kaçırıyorsanız bu çocuk boğuşur. Evet. Her seferinde aynıdır. 5 yaşında ve bu akıllı bir çocuk. Akıllı bir kız çocuğu. Yani aile o eğitimi vermiş, aileye de tebrik etmek lazım. Yani çocuğun anlatılanlara, söylenenlere göre çok akıllı bir çocuk olduğunu söyleniyor. Ve o arabaya binmemek için çırpınır. Ve ne yapar? Vücut izi bırakır. Vücut izi dediğim şudur. Tükürük izi. O anda kafası, Savaş ağzı, birileri vurur. Böleceğim ama bölgede hareketlilik var. Bir bölgeye giderim. Sonrasında siz kaldığınız noktadan aktarmayı sürdürürsünüz. Canan, arama sürüyor. Bir eve girildi zannediyorum ki. Neler aktaracaksın sen bize orada? Orada bir hareketlilik var. Evet. Evet, Osman Kenan Çapoğlu, ekiplerden sadece bir kısmı arkamda görmüş olduğunuz bu eve girdiler. Sadece içeride değiller. Arazide de yine aramalar yapıyorlar arka taraflarda da. Fakat biz içeri giremiyoruz ama onlar aramalarına başladılar. Sadece içeride değiller. Bakın bahçede de yine askerler, arka taraflarda da yine aramalar yapıyorlar. Kontrol sağlıyorlar. İçeride aramalar başladı. Şu anda köyde çok farklı noktalarda yaklaşık 3-4 ekip yayıldı. Bu şekilde dönüşümlü olarak evlerde aramalar başlamış durumda ama tam sayıyı alamadım. Dünden, önceki günden bugüne 60 ev eklenti aranmıştı. Yine araziler aranmıştı. Bu kez bu noktalarda farklı evlere girdiler. Şu anda da yine evin eklenti kısımları, tarla kısımları, işte o noktalara da yine askerler bakıyorlar. Aramalar başladı içeride. Kaç saat sürer onu bilemiyoruz ama dün geceki aramalar saat gece 1'e kadar sürdü. Özellikle de hem Narin'in kendi evi olmak üzere, kendi yakın akrabaları olmak üzere birçok ev arandı. Kadavra köpekleri ve takip köpekleri kullanıldı. Yine mor ışıklar kullanıldı. Tüm detaylar araştırıldı. Deliller toplandı. Fakat boyutunu şu anda biz de bilmiyoruz. Canan. Ama Narin birçok noktada arandığı gibi bu akşamda, evet. Savaş Bey de az önce ifade etti. Artık o arama taramanın farklı bir evreye geçmesi lazım diyor. Yani eve gittiğinizde sadece Narin'i aramaktan ziyade orada bir değişken unsur var mı? Evde atıyorum duvar boyanmış mı? Başka bir yerde bir değişiklik var mı? Bunlara da bakılması gerekiyor diyor. Ama tabii bunun için de yetkin bir personel olması lazım. O arama tarama faaliyetleri de değişti mi? O boyuta geçildi mi? Evet, yaklaşık 2-3 gündür o boyutta. Çünkü çok farklı yöntemler deneniyor
Osman Kenan Çapoğlu. Şunu da söylemek istiyorum. Özellikle aramayı gerçekleştiren ekiplerin birçoğu özellikle terör olaylarının çözümünde büyük başarı elde etmiş jandarma ekibi. Özel ekibin arasında terör uzmanları da var. Ve tabii ki kayıp şahıslara yönelik çalışma yapan uzmanlar da var. Tabii kritik birçok delil ve belge topluyorlar ama bazı şeyleri buradan söyleyemiyoruz. Çünkü önlem alınmaması adına o kötü insan veya insanlar en azından narin sağ salim bulunsun diye birçok şeyi buradan söyleyemiyoruz. Mesela az önce bahsettiğim çok büyük teknolojik bir cihaz kullanılıyor şu andaki aramalarda ama onu da söyleyemiyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah sizinle paylaşırız diyelim. Nihayetinde inşallah güzel bir haber veririz. O zaman paylaşırız ama şu anda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve bölgeden gelen takviye ekipler, ilçelerden gelenler, yine AFAD ekipleri, herkes seferber olmuş durumda. Tüm cihazlar havadan, karadan kullanılıyor. Tabii Savaş Bey'in de söylediği gibi farklı detaylar, bilgiler de var ama kendi yöntemleri şu anda beyan edemiyoruz diyelim. Peki. Canan, teşekkürler katkıların için. Oradaki hareketliliği an be an paylaşıyorsun. Umuyoruz ki kısa vadede de önemli bir gelişme, bir mutlu haberle karşı karşıya kalırız. Çok sağ ol katkıların için. Savaş Bey, kaldığımız noktadan devam edelim. Şimdi yeni cihazlar kullanılıyor diyor, evet. Canan. Bunlar hakikaten işin seyrini değiştirebilecek cihazlar mı? Ne olduğunu tabii ki konuşmuyoruz, ya, bilgi tabii, vermiyoruz ama tabii, değiştirir mi? Tabii. Değiştirebilir ama dediğim gibi iki türlü çalışma yapıyor. Hatta üç türlü bir çalışma var şu an. Bir kırsal alan çalışması, bir ikamet çalışması. Yani ikamet olan oradaki köydeki bütün evler üzerinde yapılacak. Zaten bunu atlamamaları lazım. Bir de üç araç çalışması. Bunun haricinde teknik çalışmalar var. Onları dün akşam ben size anlatmıştım. Yani evet, teknik çalışmalar, bas çalışmaları falan, o bölgeye giren telefonlar. Bunların çalışması birkaç gün sürebilir bu. Kararlar, mahkeme kararları alıyorsunuz falan. Yani kafanıza göre de yapamıyorsunuz bu işleri. Doğru. Kolluk da adliye ile birlikte hareket ediyor. Burada Cumhuriyet Savcısı ile birlikte hareket ediyor. Ona göre onun tanımlayabildiği şeylerin hepsini yapmak zorunda. Ama benim anlatmak istediğim şeylerde son derece şu ana kadar gördüğüm inanılmaz çok güzel bir çalışma yapılıyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Eklemek istediğim şeyler şunlar. Yani araç üzerinde şeyler var. Mesela o bölgeye giren araçları tam onu anlatıyordum. Mor ışık, biraz önce de muhabirinizin evet, söylediği Canan gibi. Da söyledi. Evet, mor ışık dediğimiz, yani bizim numunel çalışma dediğimiz şeydir bu. Ama bunları araçlarda da yapmaları lazım. Yani o 20 tane araç girmiştir en fazla, yani kırsal bir bölge. Yani şu ifade var, onu bir kez daha dile getirelim. Önemli, babasının ifadesi Arif Güran demiş ki kızım kaybolmadan önce hafif bir ticari araç geçiyor. Bu çarpıcı. Tamam, onun plakasını tespit. Ama bakın şunu söyleyeyim size. Kayıplarda herkes bir şey söyler. İnanılmaz bir bilgi kargaşalığı yaşanır. Kesinleştirir bunu. Jandarma bunu kesinleştirir. Kim gördü? Ya işte bu görmüş. Onu alır. Sen mi gördün? Yok, öteki görmüş. Ama bunu netleştirmeden de bunun üzerinde peki, yürüyemezsiniz. Mesela bir terlik bulunmuş. Terlik çocuğa mı ait? O kan izi. Bunların hepsinin kriminal çalışmalarını yapıp ortaya koyup ona göre çalışma yapılması lazım. Benim anlatmak istediğim araç üzerinde atlanma olmaması lazım. En önemli iki özellikten biri. YV alındı bu çocuk ya da araçla alındı. Doğru. İkisini de çok iyi şekilde... Yoksa o çocuk oradan o kırsala doğru, biri elinden tuttu bunu, hadi kırsala gidelim deme şansı yok. Evine 50 metre. Yani çocuk bağırır, çığlık atar, bilmem ne olur. Orada herkes birbirini tanıyor. Ama bir araç da alındıysa o 20 tane mi araç girdi? Hepsini alırsın. İstediğini yapsın araç içerisinde. Ama peki, ben orada nümune çalışma yaparım ve bu işi bitiririm. Yani. Peki. Savaş Kurt Baba, çok teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar sunarım. İyi akşamlar, akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, kaldığımız noktadan devam edelim. Bugün 6. gün, Diyarbakır'da tarama faaliyetleri hala devam ediyor Narin için. Bir eve girildi, o anda bir hareketlilik vardı, an be an ekrana getirdik. Canan Altıntaş orada haber nöbetini sürdürüyor. Ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir bilgi, yeni bir haber geldiğinde tabii ki bölgeye gideceğiz. O son durumu da tekrar aktarmış olacağız. Devam edelim. İstanbul'da FETÖ'ye büyük bir darbe daha indirildi. FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Firari Adil Öksüz'ün
yurt dışına kaçmasına yardım eden şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi yakalandı. 3 FETÖ üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hain darbe girişimin kilit isimlerinden biriydi Adil Öksüz. Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüphelinin de aralarında olduğu 3 FETÖ üyesi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde uygulama sırasında durdurmak istedikleri bir aracın kaçmaya başlaması üzerine harekete geçti. Araçtan indirilen iki kişi firari FETÖ üyesi Cihat Yıldız ve Ahmet Hızaldı. Sürücü ise kayıplara karıştı. Cihat Yıldız, FETÖ'nün sözde Türkiye imamı, firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden kişiydi. 8 yıldır firari olarak aranıyordu. Ahmet Hızal ise askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harp Okulu Genel Müdür konumundaydı. Örgütle halen bağlantılı olan kişilerin yurt dışına kaçma girişimine yardım ediyordu. Ekipler kaçan sürücünün peşindeydi. 100'den fazla kamera kaydı incelendi. Aracı kullanan kişinin Adem Boru olduğu saptandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edilen ve FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan Adem Bora polisten fazla kaçamadı. Adresine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. 3 FETÖ üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde aynı binada oturan komşular arasında kavga çıktı. Silahına sarılan Mecnun Ekinci'nin açtığı ateş sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı. Bunlar bildiğim kadar herhalde 2-3 gün önce bir parkta bir kendi aralarında bir tartışıyorlar. Ondan sonra sarkıyor olay. Komşular arasındaki tartışma parkta kalmadı. Oturdukları binaya sıçradı. Katil zanlısı ardı ardına tetiğe bastı. İkisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ağır yaralandı. Görüntüler Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla mahallesinden. Mecnun ikinci bir süre önce gerginlik yaşadığı Zurnacı ailesinin fertleriyle karşılaştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Mecnun ikinci belindeki silahını çekti, peş peşe ateş etmeye başladı. Mecnun ikinci belinden silahını çekti ve ardı ardına tetiğe basmaya başladı. Hedefinde bu 4 kişi vardı. Tabii kurşun yağdırdı üzerlerine. Silahtan çıkan kurşunlarla Mücahit ve Murat Zurnacı ile Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Şengül Zurnacı ise ağır yaralandı. Şu an benim bildiğim 3 tane ölü, bir de ağır yaralı var. Kendi aralarında husumet. Ama şeyi içeriğini bilmiyoruz. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bunlar daha önce de arkadaşlardı zaten. Bir beraber oturup binanın önünde çekirdek çitleyen insanlardı. Olayın ardından kaçan Mecnun ikinci polis ekiplerince yakalandı. Hayatını kaybeden 3 kişi ise toprağa verildi. Fanatik İsrailli bakan bu kez Yahudileri dahi çileden çıkardı. Mescid-i Aksa'yı bastı. Buraya sinagog inşa ettireceğiz dedi. O haddini bilmez açıklama sadece İslam dünyasını, İslam alemini değil İsrail'i de ayaklandırdı. Netanyahu hükümetinden peş peşe tepki açıklamaları geldi. Öyle bir plan yok dendi. Yine haddini aştı. Bu kez Yahudileri bile çıldırttı. Ben-Gvir, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı. Provokatör eylem ve sert çıkışlarıyla biliniyor. Sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla da gündeme geliyor. İslam düşmanı politikacı İsrail Ordu Radyosu'na konuştu. Mescid-i Aksa ile ilgili skandal cümleler kurdu. Müslüman aleminin kutsal mekanında Yahudilerin yasal olarak ibadet edebileceğini ve orada bir sinagog inşa edeceğini söyledi. Ben-Gvir'in sözleri Tel Aviv'i karıştırdı. Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, provokatif ve sorumsuz söylem dedi. İsrail'in tarihi statüyü korumaya kararlı olduğunu, kutsal mekanda ibadet özgürlüğünün her zaman güvence altında olacağını belirtti. Ben-Gvir'e bir tepkide İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan geldi. Bölgede statükonun altını oymak tehlikeli, gereksiz ve pervasızca açıklamasını yaptı.
Tabii tüm bu olaylar yaşanırken bir yandan akan kan devam ediyor. İsrail Gazze'yi yine kana buladı. Sivil yerleşim yerleri hem havadan hem karadan bombalandı. Filistinli ailelere ait çok sayıda ev yerle bir oldu bir kez daha. Enkaz altından cansız bedenler çıkarıldı. Tahliye emri verilen Aksa Hastanesi vardı. Boşaltıldı orası. Han Yunus'ta yine bir evin enkazında 11 cansız beden bulundu. İsrail katliamlarına ara vermedi. Gazze'ye bomba yağdırdı. Bebek ve çocuklar saldırıların hedefi oldu. Savaş jetleri sivil yerleşim yerlerini vurdu. Binalar yıkıldı. Enkaz altından cansız bedenler çıkarıldı. Küçük kızın çığlığı yürekleri dağladı. Yaralılar hastaneye getirildi. Bebek ve çocuklara müdahale edildi. Doktorlar zamanla yarıştı. Yakınlarını kaybeden acılı annelerin feryadı yürek burktu. İşgalciler Nusayrat mülteci kampına da saldırdı. Hedefte yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okul vardı. Ölen ve yaralananlar oldu. İsrail Gazze'deki sivilleri göçe zorluyor. Katliamcıların tahliye emri vermesiyle Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltıldı. Hasta ve yaralılar sedye üzerinde hastane bahçesine taşındı. Manzara içler acısıydı. Filistinli direnişçiler Gazze'de İsrail ordusuna nefes aldırtmıyor. Şiddetli çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldü. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplam 702 İsrail askeri hayatını kaybetti. İşgal güçleri 4 gün önce Han Yunus'ta bir evi bombalamıştı. Yerle bir olan evin enkazından 11 kişinin cesedi çıkarıldı. İsrail bir yandan Gazze'yi vuruyor, öte yandan da ikinci cephe çoktan açıldı. Lübnan'da Hizbullah'la çatışıyor. Lübnan'ın güneyinde, İsrail'in kuzeyinde. Gerilimin bölgesinde hafta sonu Mısır Kahire'de ateşkes görüşmeleri yapıldı. Fakat müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Hizbullah'ın füzeli saldırısının ardından aslında İran'dan da İsrail'e bir misilleme mesajı var. Çünkü hep konuşuluyor, İran ne zaman saldıracak, Haniye'nin diyeti ne zaman ödenecek İsrail tarafından diye bir mesaj var. Tahran saldırı kesin ve ölçülü olacak dedi. Orta Doğu ateş çemberine döndü. Hizbullah'ın İsrail'e füzeli saldırısı sonrası tansiyon daha da yükseldi. Saldırılara rağmen Netanyahu müzakere masasından çekilmedi. Ateşkes görüşmeleri için pazar günü Mısır Kahire'ye heyet gönderdi ancak uzlaşma çıkmadı. Ne Hamas ne de İsrail yeşil ışık yaktı. Gerçek bir Hamas yetkilisinin basına konuşmasıyla ortaya çıktı. Kalıcı ateşkes İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle mümkündü. Fakat Hamas'a böyle bir teklif yapılmadı. İsrail'e füzeli saldırının ardından gözler Hizbullah lideri Nasrallah'a çevrilmişti. Tüm dünya ne diyeceğini merak ediyordu, beklenen açıklama geldi. Nasrallah, askeri operasyonumuz planlandığı gibi ve hassasiyetle tamamlandı dedi. İsrail'in binlerce roket atarı imha ettiği iddialarını yalanladı. İsrail'e yönelik asıl misilleme İran'dan bekleniyordu. Ancak Tahran'dan önce ilk hamleyi Hizbullah yaptı. Peki İran İsrail'e saldırmaktan vaz mı geçti? Konuyla ilgili açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den geldi. Saldırı kesin ve ölçülü olacak dedi, tarih vermedi. Ve bir diğer savaş, Ukrayna-Rusya arasındaki süreç. Barış masasına oturmak için Türkiye'nin devreye girmesini istiyor Ukrayna. Arabuluculuk görevini Türkiye gerçekleştirsin diyorlar. Moskova ise Kursk'a saldıran Kiev yönetimine kapıları kapatmış durumda. Yine de sahada başarılı sonuçlar alan Ukrayna, Ankara'nın Moskova'yı ikna etmeye çalışmasında kararlı. Diplomasi satrancına döndü adeta süreç. Karşılıklı hamleler sürerken çatışmalar ara vermeden tüm şiddetiyle devam ediyor.
Ukrayna bir yandan Rusya'da ilerliyor, bir yandan da Türkiye'nin devreye girmesini istiyor. Rusya, Kursk saldırısının ardından kapıları kapattı. Kiev ise İstanbul'da yeniden barış masasının kurulmasını, barış ya da ateşkes müzakerelerinin başlamasını istiyor. Türkiye'yi işaret ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'yi arabulucu olarak masada görmek istiyor. Barış zirvesinin ikincisi Güney ülkelerinde yapılabilir dedi ama gönlünde yine İstanbul yatıyor. Bunun için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'la iletişim halinde olduklarını belirtti. Rusya'nın Kursk bölgesine saldıran Ukrayna, Putin'i bir kez daha şaşırttı. Kiev güçleri bu defa sınırdan 900 kilometre uzaklıktaki Saratov bölgesine drone saldırısı yaptı. Bir kamikaze drone 36 katlı binaya çarptı, bir katını havaya uçurdu. O anlarda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede uçuş yasağı getirildi. Görüntü ise akıllara 11 Eylül saldırılarını getirdi. Rusya'da misilleme de bulundu. Ukrayna'ya dev bir hava saldırısı başlattı. Moskova 200 kadar insansız hava aracı ve füzelerle Kiev ve diğer şehirleri vurdu. Ölen ve yaralananlar oldu. Ukrayna Kursk'ta ilerlerken Rusya da doğu cephesinde saldırılarını yoğunlaştırdı. Hafta sonu Kramatorsk kentinde batılı gazetecilerin kaldığı bir otel Rus bombalarının hedefi olmuştu. 3 gazeteci saldırıdan yaralı kurtuldu. Reuters muhabiri Ryan Evans ise hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu Belarus sınırına da konuşlanmış durumda. Kiev, Rusya'nın sadık müttefiki Lukashenko'yu açık açık tehdit etti. Sınır ihlali durumunda hedef alınırsınız dedi. Birçok Merkez Bankası başkanından benzer ifadeler geliyor. Önümüzdeki süreçte yılın 3. çeyreğinden sonra faiz indirimi beklentisi hakim. Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası benzer açıklamalar yapıyor ve bu beklenti hakim. O beklenti güvenli limana yansıdı. Gram altın rekor seviyelere yükseldi. Peki bu yükseliş daha devam edecek mi? Yukarı yönlü o trend sürecek mi? Altın yatırımcının yine güvenli limanı olmaya devam edecek mi? Ederse ne kadar daha devam edecek? Altın fiyatları her hafta yeni bir rekor tazelemeye devam ediyor. Bu faiz indirimleri, bu normalleşme adımları da altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Birçok Merkez Bankası başkanlarının faiz indirimi mesajları altın fiyatlarını harekete geçirdi. Özellikle geçen hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları artık Eylül'e itibariyle başta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine başlayacağını sinyalini verdi. Benzer açıklamalar başka ülkelerin merkez bankalarından da geldi. Piyasalarda Eylül ayı itibariyle merkez bankalardan bir faiz indirimi süreci zaten bekliyorduk. Orta ve uzun vadeye baktığımızda hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında bu yükselişlerin devam edeceğini bekliyoruz. Faiz indirim mesajları altına yaradı. Gram altın serbest piyasalarda 2818 lirayla rekor seviyelere ulaştı. Hal böyle olunca altın fiyatları güvenli liman gömleğini giyiyor ve tekrar yükseliş trendine devam ediyor. Peki altın yatırımcının güvenli liman olmaya devam edecek mi? Önümüzdeki günler için beklentini. Gram altın tarafında yıl sonunda 3000-3500 lira seviyesine kadar bu yükselişlerin devam etme olasılığı çok güçlü. Elinde altın bulunduran yatırımcısının satış için acele etmemesi lazım. İş hayatının kıyısından köşesinden geçmişseniz, ucundan bile girmişseniz ve anneyseniz, bu haber sizler için. Şu anda EYT kapsamında emekliliği hak ediyor olabilirsiniz. Tabii doğum yapan anneler için erken emeklilikte bazı küçük şartlar da söz konusu. Bu şartları sağlıyor musunuz, sağlamıyor musunuz? İşte anneler için bu ortaya çıkan fırsatın tüyoları.
Doğumdan önce bir sigorta girişiniz yoksa, bir çıraklık sigortanız varsa doğum borçlanması yapabiliyorsunuz. Uzmanlar tüyoyu verdi. Staj sigortasıyla EYT'li olmak mümkün. EYT kapsamına girebilecek püf nokta bu. Emeklilik için erkekler askerlik sürelerini satın alabiliyorlar. Kadınların da doğumdan sonra geçen süreleri aynı şekilde emeklilik sürelerine ekleyebiliyorlar. Doğum borçlanması olarak bilinen bu düzenlemede her çocuk anneye 2 yıl erken emekliliğin önünü açıyor. Anne eğer staj yapmışsa EYT'li bile olabiliyor. İşte kadınlara EYT'nin yolunu açan o sistem. Diyelim ki siz 8 Eylül 1999 yılından sonraki 2 yıl içerisinde anne oldunuz ve daha öncesinden staj ya da çıraklık girişiniz vardı. İşte o süre doğum borçlanmasına girebiliyor. Yani siz burada belki de EYT'lisiniz ancak farkında değilsiniz. Doğumdan önce bir prim ödenecek ancak doğumdan sonraki 2 yılda priminiz ödenmemesi lazım. 3 çocuğu olan bir anne bu durumda 6 yıl kazanmış oluyor. İşte bu 6 yılda binlerce kadına EYT kapılarını açıyor. Her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün borçlanabilir. En fazla 3 çocuk için yani toplamda 6 yıl o da 2160 güne tekabül ediyor. 6 yıl emekliliğini erkene almış oluyor. Peki annelerin bunun için ne kadar ödeme yapması gerekiyor? 2024 yılının brüt asgari ücreti 20.002 lira 50 kuruş. Bu da günlüğe vurduğumuz zaman 666 lira 75 kuruşa tekabül ediyor. Bu bir günlük borçlanmanın bunun %32'si hesaplanıyor. Bir gün borçlanmak için 213 lira 76 kuruş 30 gün yani bir ay için 6400 lira. 2 yıl borçlanmak istiyorsa şayet 153.900 lira 154 bin lira bir çocuk için borçlanabiliyor. Son dönemde yine kiracı hareketliliği var. Okullar, üniversiteler açılıyor. Yeni kayıtlar söz konusu. Bir yandan düğün sezonu o devam ediyor. Tabii böyle olunca ne oldu? Fırsatçılar, ev sahipleri ellerini ovuşturuyorlar. Emlakçılar harekete geçiyorlar. Hemen mevcut durumda ev içerisinde kiracı varsa o çıksın az veriyor. Yenisi çok daha fazlasını verecek diyorlar. Şimdi böylelikle kiralar daha da yükselir hale geliyor. Bunu gören ev sahipleri evden çıkarmak için kiracılarını bazen, hepsini suçlamıyoruz tabii ki, yasa dışı yöntemlere başvurabiliyorlar. Son dönemde kiracıların imzalarını taklit ediyorlar. Öyle tahliye taahhütnameleri hazırlıyorlar. Bunlar patlama yapmış durumda adeta. Peki sahte bir taahhütname varsa buna karşı kiracı kendini nasıl koruyor? Bu imza bana ait değil, bu belge sahte. Tahliye taahhütnamesi kiracıların korkulu rüyası. Ev sahiplerinin de tahliye talebi için çok fazla yasal seçeneği yok. Ancak ev sahipleri kiracı hareketliliğinin yaşandığı bu dönemde yasa dışı bir yol buldu. Taklit imza ile sahte tahliye taahhütnamesi düzenlemek. Bazı kiracılar tahliye taahhütnamesi verip vermediklerini hatırlamayabiliyorlar. Bazen korkarak tahliye edebiliyorlar gayrimenkullerini. Pek çok ev sahibi yaz bitmeden tahliye taahhütnameleriyle kiracılarını evden çıkartmak istiyor. Üstelik sahte imzayla. İşte kiracılar da bu taklit imza ile oluşturulan taahhütnamelere 7 gün içinde itiraz etmek zorunda. 7 gün içerisinde itiraz etmezlerse bu kez artık bu imza onlardan sadır olmuş sayılır ve kesinleşme noktasına doğru gider. Yani belge kabul ediliyor, ev sahibi sahte taahhütname ile kapıyı çalıyor. Kiracı da yasal olarak evi boşaltmak zorunda kalıyor. Eğer kendilerine böyle bir icra takibi geldiyse ve bu imzanın kendilerine ait olmadığını düşünüyorlarsa muhakkak imzaya itiraz etmeliler. Eğer kiracı imzanın kendisine ait olmadığını ispatlarsa bu defa ev sahibi kendi kurduğu tuzağa düşüyor. Bu şekilde sahte bir belge düzenleyenler kiracının imzalamamış olduğu dokümanı sanki kiracı imzalamış gibi sahte bir şekilde ortaya koyanlar hakkında da özel belgede sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunulabilir. Son dönemde kiraların yükselmesiyle birlikte ev sahibiyle kiracılar arasında tahliye taahhütnamesi krizin yeni adı oldu. Peki bu belgelere yeni bir düzenleme gerekli mi? Şimdi geldiğimiz süreçte arabuluculuk hayatımıza girdi ve arabuluculukta aslında biz birçok uyuşmazlığı çözüme kavuşturabiliyoruz. Dolayısıyla tarafların aslında artık tahliye taahhütnamesi gibi belgeye çoğunlukla ihtiyaçları kalmadı. Pandemiyle birlikte birçok sektör kan kaybetmişti. Kuyumculuk sektörü de aslında onlardan biri. Müşteriler mücevher, altın küpe, bileklik, bilezikleri denemekten korkunca durum satışlara yansımıştı. Kuyumcuların imdatlarına yerli milli
hijyen cihazı yetişti. Sadece uzaktan bakan insanlar da vardı. Mikrop taşıyabileceğini düşünerek satışlarımızda bir gerileme oldu. Bir yanda virüsler, bakteriler, diğer yanda gel beni al diyen takılar. Ancak hastalık ağır bastı, satışlar düştü. En çok temas edilen şey altın, bilezik, mücevher. Koronavirüs, maymun çiçeği ve daha niceleri. Salgın hastalıklarının biri bitiyor, diğeri başlıyor. Ten temasıyla geçen hastalıklar bazı sektörleri doğrudan vuruyor. Pandemiden bir tecrübeye sahip olduk. Çünkü gelen müşterilerimiz, alıcılarımız küpe, yüzük, bilezik takarken daha evvel bunun başkaları tarafından takıldığını ve mikrop taşıyabileceğini düşünerek satışlarımızda bir gerileme oldu. Biz hanımlar kuyumculara geldiğimizde adeta kendimizden geçiyoruz. Hangi takı varsa hepsini denemek istiyoruz. Mesela işte parmağımdaki bu yüzük biraz önce taktım ama benden öncesinde kaç kişinin taktığını bilmiyorum. İşte bu şekilde olası mikroplar, bakteriler elden ele dolaşıyor. Bu riske karşı kuyumcular yeni bir önlem aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi mikrop ve bakteri sorununa karşı 5 yıl önce hijyen cihazı için düğmeye bastı. Üretilen yerli ve milli cihaz kuyumcuların imdadına yetişti. Mantar, egzama, küf bütün mikropları anında saniyenin milyonda biri süresi içerisinde yok ediyor. Pandemi döneminde virüs temasla bulaştığı için müşteriler takı takmaya yanaşmayınca işler azaldı. İşte bu cihaz kuyumcular için adeta can suyu oldu. Kesinlikle avantaj olarak düşünüyorum. Çünkü bir ürünü takmanız gerekiyor, bakmanız gerekiyor. Yani içinize sinmesi için. Şimdi uzaktan bakarak kimse ürünü almıyor. Bolu'dan kan donduran bir haber geldi. Bir anne oğlunu kavga ederken gördü. Aracıyla 12 yaşındaki çocuğu ezdi. Talihsiz çocuk mucize eseri kurtuldu. O anneye ise ev hapsi cezası verildi. Çocukların kavgasına aracıyla böyle daldı. 12 yaşındaki çocuğu otomobilin altına aldı. Hatasını anladı ama artık çok geçti. Bolu'da 12 yaşındaki iki çocuk kavga etti, sonra barıştı. İkisi de üstünü başını temizliyordu. İçlerinden birinin annesi kavgayı gördü, aracıyla geldi, sonrası dehşetti. Oğlunun kavga ettiği çocuğu aracın altına aldı. Arkadaşı ezilen çocuk ne yapacağını bilemedi. Annesi pişmandı, araçtan indi. Çocuğu aracın altından çıkartmak için itmeye çalıştı. Mucize eseri çocuk hayattaydı. Otomobilin altından sürünerek çıktı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Birkaç kırık dışında durumu iyi. Hayati tehlikesi yok. Polisler çocuğu ezen kadını ise gözaltına aldı. O kadın çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı. Bir kadın daha korunamadı, hayatını kaybetti. Bu kez adres Muğla. İki çocuk annesi Senem Kıvrık uzaklaştırma kararı aldırdığı cani eşinin son kez konuşalım yalanına kandı. Katil koca talihsiz kadına bıçakla saldırdı. Cinayetin ardından kaçan zanlı çok geçmeden yakalandı. Son kez konuşalım dedi. İki çocuk annesi kadını tuzağa çekti. Katil koca cinayetin ardından sırra kadem bastı. Ekipler her yerde o caninin peşinde. Senem Kıvrık 40 yaşındaydı. Muğla'da yaşıyor, kırtasiyede çalışıyordu. Aile içi sorunlar yaşayan Senem Kıvrık mahkemeye başvurarak kocası için evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Belediyede ambulans şoförü olarak çalışan kocası son bir kez konuşmak istedi. Talihsiz kadın mesai öncesi yanına gitti. Katil kocanın niyeti barışmak değildi. Senem Kıvrık'ın başına sert bir cisimle vurdu. Sonra da bıçakladı. Ardından da kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Senem Kıvrık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ormanlık alana doğru kaçtığı öğrenilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. İzmir'de bir motokuryeye sipariş yetiştirmeye çalışırken karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir aileye korku dolu anlar yaşattı. Motokurye kadına çarptı. Çocuk ucuz kurtuldu. Öfkeli koca karısını yerden kaldırmadan kuryeye saldırdı. Allah!
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileyi fark ettiğinde çok geçti. Öfkeli koca karısına çarpan kuryeye saldırdı. İzmir'deki o kazayı da sonrasındaki dayağı da bir motosikletli kask kamerasıyla kaydetti. Sipariş götüren kurye araçların arasından çıkan kadına çarptı. Çocuk çok ucuz kurtuldu. Öfkeli eş karısını yerde gördü. Gözü sonrasında başka bir şey görmedi. Tamam ablayı. Araya girenler öfkeli kocayı durdurmaya çalıştı. Hayır, sakin. Kamera kayıtta. Gel. Ama çabaları işe yaramadı. Adamı öldürür. Senin için sana ihtiyacım. Abi ailenle ilgilenir misin abi? Ne geliyorsun bana bak. Helal et. Hakkını hakkı yok. Dur polis de yapar. Tamam. Araya girenler öfkeli babayı sakinleştirdi. Gerginlik de öyle sonlandı. Antalya'da fırtına bir anda ortaya çıktı. Kemer'de 5 yıldızlı otellerin iskelelerinde güneşlenen tatilciler, şemsiyeler, şezlonglar uçmaya başlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar. İşte o korku dolu anlar geliyor ekrana. Fırtına böyle geldi. İskelede ne sağlam şezlong kaldı, ne şemsiye, ne de kamelya. İskeledekiler nereye kaçacağını şaşırdı. O sırada denizde olanlar da büyük korku yaşadı. Görüntülerin adresi Kemer. Tatilciler denizin, kumun, güneşin tadını çıkarıyorlardı. Bir anda hava bozdu, fırtına çıktı. İskeledeki tatilciler tehlikeyi fark etti, kaçmaya başladı. Bir tek denizdekiler kaçamadı. Fırtına iskelede ne varsa birbirine kattı. Şemsiyeler, şezlonglar, kamelyalar denize uçtu. Şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Fırtınanın ardından tatilciler denize geri döndü. İstanbul'da bir restoranın önünde sürücüyle valeler arasında çıkan tartışma sonrasında büyük bir kavgaya dönüştü. Kimi yerde defalarca tekmelendi, kimi yumrukların hedefi oldu. Cadde ortasında çıkan kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü ve valeler arasında kavga çıktı, tekme ve sopa havada uçuştu. Görüntülerin adresi İstanbul Tuzla. Bir restoranın valeleriyle otomobil sürücüsünün arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bir anda yumruk, tekme ve sopalar konuşmaya başladı. Kavga görüntüleri çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş. Kalbi sıkıştı, hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı genç kadının ve göğsüne elektronik sigara nedeniyle hava kaçtığı tespit edildi. Görgüzel ve kızı Bektaş elektronik sigara kullananlara seslendi. Hep konuşuluyor nasıl bir zararı var, sigaradan farkı nedir, efendim bu daha sağlıklı gibi. İşte son örneği uzak durun çağrısı yaptılar. Kalbi sıkıştı, nefesi kesildi. Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü. Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı, kalbi sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Bektaş'ın göğsüne hava kaçtığı tespit edildi. Apar topar ameliyata alındı. Oyuncu Selen Görgüzel ameliyatın detaylarını ve kızının sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. İlknaz Bektaş'ın elektronik sigara kullanımına bağlı olarak kalbinin etrafında kabarcıklar oluştuğu, bu kabarcıkların kalbin çalışmasını engellediğini ve kızının tedavisine devam edildiğini duyurdu. Ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan İlknaz Bektaş ise elektronik sigaraların tehlikesini anlattı. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk.
Ben de kendi yaşıtlarım gibi bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Fakat akciğerimde oluşan hava baloncuklarının kalbimin atmasını zorlaştırması üzerine yaşadığım ameliyat fikrimi ve bakış açımı değiştirdi. Elektronik sigaralardan uzak durun. Elektronik sigara nedeniyle az daha canından olan İlknaz Bektaş'ın tedavisi sürüyor. Genç yaşlı özellikle de gençlerin tabii elinde son dönemde patlayan şeker oyunu var. Adını aslında herkes biliyor, masum gibi görünüyor fakat kumar bağımlılığının bir parçası, hatta en büyük parçalarından bir tanesi haline gelebiliyor. Aslında bunun gibi çok fazla oyun var, tek değil. Kumar bataklığına düşenler bu yolda evini, arabasını, ailesini, eşini, dostunu kaybediyor. Hatta intihara sürüklenme ihtimali dahi var. Çünkü örnekleri de var. Sosyal medya reklamlarıyla da ne yazık ki bu tip yasa dışı oyunlar çokça gözümüzün önüne geliyor ve erişmek oldukça da basit. Bin lira, 2000 lira bonus veriyorlar. Bir sihir var aslına bakarsanız orada. O videoyu izleyen kişi etkilenmiş oluyor. Sanal kumar ve bahis yolunda yüklü miktarda parasını kaybeden de var, evini, arabasını satan da var. Üstelik yasa dışı kumar ve bahis nedeniyle pek çok yuvada yıkılıyor. Sosyal medya aracılığıyla kumar batağına düşmek de ne yazık ki zor değil. Paranızın 50 hatta 100 katı vaat ediliyor. O 10 bin lirayı hiçbir zaman hesabınızda göremiyorsunuz. Gençler sözde fenomenlerin kısa yoldan para kazandığı videoları kendi aralarında paylaşıyor. Özellikle reklamları incelediğinizde ya da sosyal medyada, YouTube'da videoları incelediğinizde sürekli kazanan kullanıcıları görüyorsunuz. Kumar bağımlılığı böylece bir virüs gibi yayılıyor. İşte bazen kazanıyorsunuz, sonra geri düşüyorsunuz, sonra tekrardan kazanıyorsunuz. Ana parayı kurtarayım derken aslına bakarsanız cebinizde neyiniz var neyiniz yok gitmiş oluyorsunuz. Çünkü zaten algoritma o şekilde çalışıyor. Sizi kazandırmaya değil kaybettirmeye çalışıyor. Kaybettiğini geri kazanmak isteyen bu defa eş dosttan borç istiyor. Hatta kredi çeken bile var. Evini kaybeden, ailesini kaybeden, intihara sürüklenen her yaştan her kesimden bireyi görüyoruz. İşte bu tip reklamlar katalog suçlar kapsamında. Dolayısıyla görüldüğü andan itibaren ihbar etmek oldukça önemli. Evet, bu ihbar bir vatandaşlık görevidir. Bunlar aslında 5651 kapsamında suç teşkil ediyor. Çünkü hem yasal olmayan bu sanal kumar ve bahisi oynayan da suçlu oluyor, oynatan da suçlu olmuş oluyor. Evet, bu işler nasıl bir anda bağımlılık halini alıyor? Normal bir oyun sonrasında nasıl sizi kumar bağımlısı ediyor? Ne gibi riskleri beraberinde getiriyor? Bu bağımlılığa kapılmamak mümkün. O yüzden size neler düşüyor? Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık, bilişim uzmanı aynı zamanda bizimle birlikte bu tarz eylemlerin sonuçlarını çok daha net bir şekilde bize anlatır. Ali Murat Hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar Osman Bey, hoş bulduk. Sağ olun, çok teşekkürler. Özellikle biz bunları zaten son 2-3 yıldır çok konuşuyor olduk. Başımızın belası. Bence pandemiden sonra da bu artış gösterdi. Çünkü biz pandemi sonrası tamamen bir internet dünyasına sarılmaya başladık. Çok güzel söyledin. Ne olacak bu işin sonu? Şimdi Osman Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslına bakarsanız sanal bahis ve kumar çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi. Sosyal medyadaki reklamlar aracılığıyla bunların yayıldığını görüyoruz. Özellikle video paylaşım sitelerine sürekli kazanan videolar eklenmiş oluyor. Tabii kısa yoldan para kazanma son dönemlerde bildiğiniz üzere özellikle fenomenler aracılığıyla da karşımıza çıkıyor. Sizler de sürekli yayınlarınızda bu konulara yer veriyorsunuz. Özel dosyalar hazırlıyorsunuz. Özellikle Devrim Bey çalışıyor bu tarz konularda. Şimdi dolayısıyla Osman Bey ne oluyor? Bu durum ister istemez bireyde mutluluk ve haz oluşturmaya başlıyor. Yani para kazanmak aslında bir amaç halini almaya başlıyor. Bunun için de en kolay yol yasa dışı sanal bahis ve kumar oluyor. Tabii burada aslına bakarsanız işte şeker patlatma oyunu özelinde söyledik. Aslında masumane hep oyun amaçlı bir şekilde biz bunlara yaklaşıyoruz. Fakat oyunun arka planında çok daha farklı bir algoritma çalışıyor. Başlarda size 1000 lirayı veriyorlar. Amaç ayak alıştırma. Yeter ki diyorlar bu oyun içerisine girsin. Biz de Osman Bey diyoruz ki cebimizden para çıkmayacak, ne kadar güzel diyoruz. O 1000 lirayla oynamaya başlıyoruz. Fakat daha sonra deniyor ki bu oyundan para çekebilmeniz için 10 bin liraya ulaşmanız lazım. Yani o 1000 lirayı 2000 liraya çekme şansınız yok. Şimdi ne yapıyor? Sizi o 10 bin lirayı hedef olarak gösteriyor. Siz o 10 bin lirayı alabilmek için ne yapıyorsunuz? Sürekli oyun oynamak durumunda kalıyorsunuz. Bu sefer ne yapıyor? Bonus da yetmiyor.
bu sefer başka paralar da bulmak zorunda kalıyorsunuz. Doğru. Bazen borçlar çalıyorsunuz, bazen kredi kartınıza borç yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz yaklaşıyorsunuz 9700'e. 9700'e geliyorsunuz ama 10 bin lira hiçbir zaman olmuyor. Bu sefer sizi algoritma geri gönderiyor. İşte 8 bin lira, 7 bin lira düşüyor. Osman Bey diyorsunuz ki ya az bir şey kaldı, biraz daha dayan diyorsunuz. Bu sefer para bulmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer 9 bine tekrar çıkıyorsunuz. Ondan sonra tekrardan sizi 1000 liralara düşürmüş oluyor. Ondan sonra zaten ben bunu kaybettim, bir daha oynayayım diyorsunuz. Bu sefer Osman Bey bir daha derken elinizde neyiniz var neyiniz yok kaybetmiş oluyorsunuz. Aileler burada çok ciddi zarara uğramış oluyor. Evlerini, araçlarını satanlar olmuş oluyor. Ve tabii bunlar yasa dışı siteler olduğundan dolayı kimlik hırsızlıkları da çok devreye giriyor. Doğru. Osman Bey. Bu bilgilerinizi siz bu yasa dışı bahis sitelerine girdiğiniz için diyorlar ki işte biz devletten arıyoruz, şu kurumdan arıyoruz. Yasa dışı bahis ve kumar oynamışsınız. Dolayısıyla bu cezayı ödemeniz gerekiyor. 25 bin ama bu 5 dakika, 10 dakika içerisinde öderseniz 8 bin liraya, 9 bin lira düşeceğiz diyor. Yani her anlamda sizi batağa saplatıyor. Ama burada sosyal medya reklamlarına da açıkçası bir parantez açmamız lazım. Osman Bey bu kadar gelişi güzel bir şekilde bu reklamların paylaşılmasını asla doğru bulmuyorum. Hatta dikkat ederseniz Instagram'a 8 günlük bir erişim engeli gelmişti. Doğru. Orada katalog suçlar kapsamında yer alan bir durum vardı. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla suçlanan mücadelelerle edilmesi hakkındaki kanun var. Bu kanuna göre yasa dışı bahis ve kumar suç teşkil etmektedir. Şimdi dolayısıyla bu bizde suçtur. Dolayısıyla sosyal medyada bu reklamların olması demek aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarının ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Osman Bey hepsini bir araya getirdiğinizi ve özellikle bu reklamlar daha çok kimlerin önüne çıkıyor diye sorduğunuzda tabii, çocuklar ve gençlerin önüne çok daha fazla çıkıyor. Çünkü algoritma biliyorsunuz yaşları da biliyor. İşte diyoruz ki biz mesela 18 ila 24 yaş aralığındaki gençlere bu reklamı göster diyoruz. Ya da işte dediğim gibi şu bölgede yaşayan gençlere göster diyoruz. Dolayısıyla ne oluyor aslında o ufak işte kazanç elde edeyim ve para kazanayım algısı üzülerek söylemek gerekir tamamen bir bataklığa saplanmamızı sebebiyet veriyor. Sadece şeker patlatma oyunları değil efendim. Burada maç skorlarının tahmin edilmesinde evet, de basketbol, voleybol, futbol ve minimum diğer spor dallarında da aynı durum söz konusu oluyor. Osman Bey bunlar kaplı kaçlı siteler. Bunlar anlık mesajlaşma uygulamalarında ve topluluklar üzerinden sürekli kapandığı için diyorlar ki bugünkü adresimiz bu. Bugünkü adresimiz evet, bu. Evet tam onu söyleyecektim Ali Hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Denetim mekanizmanız ne kadar iyi olursa olsun bugün bir rakamla açılan o site ertesi gün kapatmanıza rağmen bir sonraki sayıyla devam edebiliyor. Ne yapacağız biz bunu? Nasıl engelleyeceğiz? Mümkün mü yani? Efendim aslına bakarsanız burada bir mümkünlük söz konusu. Yani tamamen hani bunları engelleme söz konusu olmayabilir. Fakat minimum düzey indirgenebilir. Evet bir site var, ihbar ettiniz kapandı. Bunların menbaası var, kaynağı var efendim. Topluluklar. Hmm. Evet hatta yine bundan bir ay önce falan yine TV100'de konuşmuştuk. Yasa dışı bahis ve kumarın yanında yasa dışı silah satıcılığından bahsetmiştik efendim. Doğru. Bu konuları da konuşmuştuk. Bunlar nereden yapılıyor demiştik? Telegram'daki gruplardan. Osman Bey burada da aynı durum söz konusu. Yasa dışı bahis siteleri aleni açık bir şekilde Telegram gruplarında faaliyet gösteriyorlar. Doğru. Diyorlar ki bugün buradan oynayın, yarın buradan oynayın. O zaman ne olacak efendim? Instagram'a uygulanan erişim engeli neyse BTK tarafından Telegram ve diğer bu tarz yasa dışı bahis linklerini paylaşan topluluklara, anlık mesajlaşma uygulamalarında kullanılacak, uygulanacak. Bu açık ve net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aksi takdirde bu olaylarla biz çok daha fazla karşı karşıya kalmaya başlayacağız. Osman Bey, oyun bahis oynamak değil. Yani burada kazanmak, kaybetmek de değil. Yasa dışı bir yolla hakkınızı arayamayacağınız bir durum söz konusu. Doğru. Yani ben buraya para verdim diyeceksiniz. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız. Savcılık diyecek ki zaten senin yaptığın iş bir yasa dışı eylem. Yani kumar oynamak ve oynatmak da suçtur efendim. Dolayısıyla Osman Bey bunların hepsini bir araya getirdiğinizde hakikaten hem gayri hukuki bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Hem de elimizdeki varımızı yoğumuzu sırf o ana parayı tekrardan geri getirmek için harcamış oluyoruz. Bence çağımızın en büyük problemi ve dijital afyon diye tabir ettiğimiz, ben böyle görüyorum efendim. Her ne kadar ismi şeker olsa da zehir gibi bir durumla karşı karşıyayız, oyunla karşı karşıyayız. O yüzden buradan hani hem ailelerimizi uyaralım,
Hem bu oyunu oynayan... Hem de ben de çok küçük şunu ekleyeyim noktalarken belki de o paranın kaynağını nereye gittiğini de bilmiyorsunuz. Terörün finansmanına yardım yataklık da edebilirsiniz. Osman Bey çok güzel bir şey söylediniz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu paranın kime gittiğini de bilmiyorsunuz. Bakın bence en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Burada kazancı bırakın, kaybı bırakın. Bu para nereye gidiyor? Acaba kundaktaki bebeklere kurşun sıkılmak için mi bu para gitmiş oluyor? Aynen öyle. Bunları da bence çok iyi düşünmemiz gerekli diye düşünüyorum Osman Bey. O yüzden bu tarz oyunlar, bu tarz teknolojik tehlikelere karşı yapacağımız şu. BTK'nın açmış olduğu bir site var. ihbarweb.org.tr. Bu tarz sitelerin reklamlarını görürseniz bir vatandaşlık görevi olarak bunu atfedebilirsiniz kendinize. Sitenin linkini, ekran görüntüsünü lütfen ama lütfen alın. Bu siteye paylaşın. En azından BTK'nın gözünden kaçabilir, hemen müdahale olmamış olabilir. En azından sizin vesilenizle bu sitenin erişim engeli sağlanmış olacaktır. Siz çok güzel söylediniz. O kadar fazla site var ki hangi biriyle uğraşılacak Osman Bey? Çok fazla site var. Bir değil ki yani. O yüzden şimdiden biz de bu konularda uyarmış olalım. Değerli izleyicilerimiz asla buradaki kolay yoldan para kazanma vaatlerine kanmasınlar, inanmasınlar. Özellikle gençlerimiz asla bu tarz sanal bahis ve kumar rüzgarlarına lütfen ama lütfen kapılmasınlar. Peki. Ali Murat Hocam çok teşekkürler. Vakit ayırdınız, bilgi verdiniz. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, burayı noktalayalım ve devam edelim. Çocuklarını anlık olarak takip etmek isteyen ebeveynler yeni teknolojiyle birlikte ne gibi unsurlar kullanıyorlar? Özellikle hemen hepimiz de kullanıyoruz onu, akıllı saatler. Akıllı saatlere yönelebiliyorlar. Çocuklar için olanları da var. Onların fiyatları daha da makul. Siber güvenlik uzmanları ise bu konuda aileleri, ebeveynleri uyardı. Siz çocuğunuzu izlemek istiyorsunuz. İyi güzel, hoş ama bütün dünya da sizi izliyor olabilir dedi. Ebeveynlerin ürün seçerken çok dikkatli olması gerekiyor. İlerleyen teknolojiyle birlikte okullardaki ihtiyaç ve talepler de değişti. Listedeki defter, kitap ve kalemlerin yanına akıllı saatler de eklendi. Akıllı saatler genellikle ilk defa okula gidecek çocuklar ya da çok küçük yaştaki çocuklarını takip etmek için aileler tarafından tercih ediliyor. Ancak bu beraberinde güvenlik riskini doğuruyor. Çocuğunuz ya da siz anlık olarak takip edilebilirsiniz. Bugün bir aile bir merdiven altı kim tarafından üretilmeyen bir ürünü tercih ettiğinde ve o ürünün uygulamasını cep telefonla kurduğunda her şeyden önce kendi cep telefonu ve kendi siber mahremiyetini onların ellerine teslim etmiş olabiliyor. Aileler güvenlik açısından kendini ispatlamış ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Hem kendi telefonumuza kurduğumuz uygulama üzerinden hem de çocuğumuza verdiğimiz saati güvence altına alabiliyor olmamız için mutlaka tanınmış ve bilinen markaların ürünlerini tercih ediyor olmamız gerekiyor. Bir ürün aldınız, o üründe sorun çıktı. 14 gün içerisinde aslında o ürünü iade etme hakkınız söz konusu. Fakat bazı işletmeler hukuki olarak hiçbir dayanakları olmamasına rağmen tüketiciye iade ve değişim hakkını tanımıyor. Hatta bu süreçle ilgili tüketicinin mağduriyetini daha da azaltacak yeni bir uygulama Ticaret Bakanlığı tarafından aslında hayata geçiriliyor. Tüketici haklarına göre iade ve değişim hakkı aslında tüketiciye tanınmak zorunda. Hukuk der ki 14 günlük cayma hakkını kullanacak, değişim, iade hakkını vatandaş kullanacak der. İade ve değişim yoktur ibaresini kullanan bazı işletmeler nedeniyle tüketiciler zor durumda kalabiliyor. İade, değişim hakkı yoktur yazılarının tüketici koruma kanununda da mesafeli sözleşmeye ilişkin kanunda da hiçbir hukuki karşılığı yok. Yani değişim ve iade yapabilmeli firmalar. Tüketici haklarına göre ise bazı istisnalar hariç hem online alışverişlerde hem fiziki işletmelerde iade ve değişim hakkı tüketiciye tanınmak zorunda. Bu ürünse alınan 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Eğer bu bir hizmet ise, yani bir online kurs olabilir, online dersler olabilir. Bunlar söz konusuysa hizmet sözleşmesi kurulduğu andan itibaren kişiler cayma hakkını kullanabilir. Satıcının iade ve değişim kabul etmediği durumlarda tüketiciler tüketici hakem heyetine başvurma hakkına sahip.
aldığı ürünün veya hizmetin 104 bin TL'nin altındaysa tüketici hakları hakem heyetine başvurabiliyor. Peki bu tutarın üzerindeyse ne yapacak? O zaman da tüketici mahkemesine başvuracak. İngiltere kraliyet ailesinde sevindirici gelişmeler var. Kanser tedavisi gören Kate Middleton hızla iyileşiyor. Galler prensesi hastalığının açıklanmasından bu yana ilk kez bir pazar ayininde göründü. Eşi Prens William da ona eşlik etti. Kate yavaş yavaş halkın arasına da karışmaya başladı. İngiltere halkı hafta sonu büyük bir sürprizle karşılaştı. Prens William'ın eşi Kate Middleton, kanser teşhisi sonrası ilk kez İskoç Kilisesi'ndeki pazar ayinine katıldı. Galler Prensesi kiliseye kahverengi yün keçe fötür şapkasıyla geldi. Aynı şapkayı geçen yıl da takmıştı. Eşi William'sa lacivert takım elbise giydi. Prens William şoför koltuğundaydı. Araba kullanırken gülümsüyor ve eşiyle sohbet ediyordu. Ayinde gelini gibi kanser tedavisi gören Kral Charles'la eşi Kraliçe Camilla da yer aldı. İkili İskoç stili ekosek kıyafetleriyle renkli bir görünüm sergiledi. Kanser tedavisi devam eden Kate kademeli olarak kamusal hayata dönüş yapıyor. Galler Prensesi bu ayda kraliyet ailesiyle beraber Balmoral'daki geziye katılacak. Bu hastalığının açıklanmasından beri gerçekleştireceği en uzun yolculuk olacak. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşıyor fakat başta Japonya, Çin ve Amerika olmak üzere robotlar çoktan günlük hayatın bir parçası haline geldiler bile. İş yerlerinin ardından şimdi de evlere girsin mi girmesin mi o tartışılıyor. Çünkü bir tarafta aslında bu husustan biraz tedirgin olmuyor değil. Robotlar bizi ele mi geçirecek diye. Bunun için de insansız robotların geliştirilmesine hız verilmiş durumda. Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı gelinen son nokta akıl alacak gibi değil. Robotların performansı çok etkileyici. Robotların dünyayı ele geçirmeleri bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez senaryolarından. İşte o robotlar günlük hayatın da bir parçası olma yolunda ancak filmlerdeki gibi korkutucu değil. Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'na insansı robotlar damga vurdu. Çamaşır yıkama, yemek ve temizlik yapma gibi evreleri çoktan geçtiler. Artık bu hizmetleri yaparken insansı mimiklere sahip olmaları hedefleniyor. Bu sayede de tıpkı evcil hayvanlar gibi ailenin bir üyesi olma yolunda ilerleyecekler. İnsansı robotların sadece insanlara angarya gelen işleri değil, yapamayacağı görevlere de odaklanmaları isteniyor. Araştırmalar da bu yönde. 2024 Dünya Robot Konferansı'na bu yıl rekor katılım oldu. İlk kez 27 insansı robot birden sergilendi. Konferansta sergiledikleri performanslar da etkileyiciydi. Futuristlere göre çok kısa bir zaman sonra evlerdeki yerlerini alacaklar. Hatta ev kadınlarının vazgeçilmezleri arasına girecekler. Şimdi diyorlar ki bir kalem, bir de kağıt. Ev ekonomisinde tasarruf yapmak bu kadar kolay. Bunu biz demiyoruz. Türkiye şartlarında, Türkiye ölçeğinde baktığınızda o kadar da kolay değil herhalde. Uzun bir dönemdir biz bu ekonomik durumu konuşurken. Japonlar bu yönteme kakeibo diyor. Türkçe çevirisi ev ekonomisi defteri. Bu yöntem şimdi yeniden popüler olmaya başladı. Yöntemle birlikte her ay gelirlerini ve harcamalarını dikkatlice not ediyorlar. Yani bir muhasebe yapıyorlar aynı zamanda şirket gibi. Elinde geliri harcamasından fazlaysa onu idareli kullanıp tasarruf edebiliyorlar. Peki kakeibo yapılır mı? Yapılırsa nasıl yapılır? Bir bakalım. Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala, bu manava,
bu kasaba. Az önce izlediğiniz Kemal Sunal filmi gibi paranızın hesabını yapmak hayati önem taşıyor. Güçlü ekonomisi ve iş disipliniyle bilinen Japonların yöntemi küresel ekonomik krizde bir kez daha popüler hale geldi. Kriz ortamında para biriktirmek isteyenler Kakeibo'ya başvuruyor. Kakeibo yani yemek adı mı? Başka. Yemek ürünü, ne bileyim, bir marka olabilir. Limon diyeyim, limon geldi bilmiyorum. Ne bir yemek adı, ne bir marka, ne de limon ismi. Kakeibo, Japonların 1900'lü yıllardan beri kullandığı bir yöntem. Yaptıkları harcamaları hepsini not alıyorlar. Ne gerekli, ne gereksiz. Bunu alırken ne hissettim, ne kadar mutlu oldum. Nereye gereksiz para harcadığınızı görebilmeniz için tüm gelir ve giderlerinizin bir deftere not almanız öneriliyor. Buradaki amaçsa harcamalarınızı yavaşlatmak ve kontrolü ele almak. Ve yazdığınız için zamanla bir daha aynı hataları yapmıyorsunuz ve daha çok birikim yapmaya başlıyorsunuz. Birikim yaptığınız o küçük paraların nasıl büyüdüğünü görüyorsunuz. Babam defter tutardı, anneme verirdi, getirirdi maaşını. Annem tek tek kirayı, elektriği, suyu hani bir önceki aya göre ekonomi yani hesaplamalarını yapar. Kötü haber, paranızın yönetimini yapmak zor. İyi haber, işleri kolaylaştırmanın bir yolu var. Basit bir şekilde ev mali defteri olarak tercüme edilebilir. Fakat teknolojik aletlerle değil, eski usul bir kağıt bir kalemle. Tek yapmanız gereken bir kağıt bir kalemle tek tek harcamalarınızı ve neye ne kadar tasarruf yaptığınızı tek tek yazmanız. Tek tek harcamalar yazıldığında ve onların duygusal nedenleri vesaire yazıldığında şunu görmüşler ki bir sürü şeyi aslında almadan da yaşayabiliyormuşuz. Dolayısıyla bu yöntemle gerçekten istek mi yoksa ihtiyaç mı olduğuna karar vererek tasarruf yapılabilir. Burada en önemli şey bunu istikrarlı olarak yapabilmek. Burada minimum 3 ay. Zaten bu artık bir davranış kalıbı oluyor. Karakteriniz oluyor ve bunu zaten ondan sonra değiştirmekte zorlanıyorsunuz. Bir kez o finansal disipline eriştikten sonra onu çok bozmak istemiyorlar. Çünkü bunun faydasını ve mutluluğunu görmüş oluyorlar. Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala, bu manava, bu kasaba, bu odun. Kısa bir ara, 2 dakika sonra birlikteyiz. Devam ediyoruz kaldığımız noktadan. Trabzon'da Luna Park'ın elektrikleri kesildi. 20 kişi dönme dolap kabininde mahsur kaldı. Korku dolu anlar vardı. İtfaiyeciler dönme dolaptakileri tek tek kurtardı. Elektrikler kesildi. Luna Park eğlencesi kabusa döndü. Dönme dolap kabinindeki 20 kişi böyle kurtarıldı. Görüntüler Trabzon'da bir Luna Park'tan. İlk başta her şey iyi gidiyordu. Ta ki Luna Park'ın elektriği kesilene kadar. Işıklar söndü, dönme dolapta bir anda durdu. Panik dolu anlar yaşandı. Dönme dolap kabinindeki 20 kişi havada mahsur kaldı. Bağırış çağırış sesleri yükseldi. Dakikalarca kurtarılmayı beklediler. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle mahsur kalanlar uzatılan merdivenle indirildi. Adana'da her yıl yaz aylarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında yüzen gençler yine ölüme kafa tutmaktan vazgeçmediler. Teker teker suya atladılar. Kanalın kenarlarına bağladıkları o iplere tutunuyorlar. Bu onlara göre ölümden kurtulmak için bir önlem. Yani hayatları aslında baktığınızda bir ipin ucuna bağlı. Sıcak abi, yüzüyoruz yani, buraya ipler bağladık. Hani biz yüzmeyi biliyoruz yani, istediğimiz yere kadar gidebiliyoruz ama küçük kardeşlerimiz var, onlar için ipler bağlıyoruz. Hayatları o iplerin ucuna bağlı. Kanala girmek yasaktır uyarılarına aldırış bile etmediler. Kendilerince önlem alıp tek tek suya atladılar. Görüntüler aylardır boğulma haberlerinin geldiği Adana'dan. Bir 5-6-10 metrede bir ip bağlanmış şu anda zaten. Önlem amacı akıntıya kapılan olursa hani gidebildiği yere kadar oradan tutunabiliyor ya. Oradan tutunup çıkabiliyor. Onlar tehlikenin farkında bile değiller. Sırayla dizildikleri sulama kanalındaki köprüden kanala atlıyorlar. Cumartesi pazarları izliyor, çalışıyor abi. Tehlikeli olmuyor mu peki kanal derin? Yok abi ya, paramız olmayınca da buraya geliyor. Ölümle dans eden o çocuklar bir süre yüzdükten sonra kendilerini akıntıya bırakarak bağladıkları ipe tutunuyor. Yine bir facianın yaşanması an meselesi. Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz ya. Hadi.
sahibi var. Çipli, aşılı, saldırgan değil, uysal muysal. Adı da Sofya. O minik köpek 6 Şubat depreminde enkazdan kurtarılan canlardan biriydi. Melahat Serdar kendisini sahiplendi. Fakat sonra olmayacak işler oldu. Sofya yüzünden sitedeki komşuları ona düşman oldu. Site kararı diyor. Sofya'yı barınağa göndermek istiyorlar. 6 Şubat depreminde yuva olalım diye sahiplendik. Ama site yönetimi mahkemeye verdi. Mahkemede maalesef Sofya'nın tahliyesine karar verdi. Minik Sofya 6 Şubat'ta deprem gördü, enkazdan kurtarıldı. Ankara'da sıcak bir yuva bulmuşken şimdi de onu site yönetimi istemiyor. Süreci beklerken kapıma icra memurları geldi. Ay sonuna kadar Sofya'yı tahliye etmemi söylediler. Etmezsek de bir veteriner eşliğinde Sofya'yı barınağa bırakacaklarını söylediler. Sofya zorlu günlerden geçti, yavrularını depremde kaybetti. Yavruları göçük altında kalmış, memelerinde süt vardı Sofya'nın bize geldiğinde. Biz de Sofya'ya yuva olalım diye, aile olalım diye sahiplendik. Evde kedi, köpek ya da kuş beslemek yasak. Site kararı böyle dendi. Yönetmelik gösterildi. Sahibi Melahat Serdar ne yapacağını şaşırdı. Yazılı kağıt gönderdi site yönetimi. Bu sitede köpek yasaktır diye. Bizim dışımızda da kuş, kedi besleyen bir sürü komşularımız var. Sofya sanki özel yapılmış bir şey gibi oldu. Sofya'yı bana barınağa vermekle tehdit etmeleri bizi gerçekten ailecek çok üzdü. Mahkeme site kararını gerekçe gösterdi. Minik Sofya'nın evden tahliyesini istedi. Yani Sofya için bu evdeki sayılı günler olabilir. Gördünüz siz de. İlk kez görüyor sizi sonuçta. Komşularımızın rahatsız olabileceği bir havlaması yok. Çocukları görünce havlamıyor. Melahat Hanım'ın tek çaresi ya evden çıkacak. Ya evimizden gideceğiz ya da Sofya'yı barınağa vereceğiz ya da terk edeceğiz. Ya da ay sonunda Sofya veteriner eşliğinde zorla barınağa götürülecek. Lütfen Sofya'yı bizden almasınlar. Bak herkes seferber oldu gitmeye diye, sen gördün mü? Gitmeyeceğiz siz bir yerle, yuvamızdan hiçbir yere gitmeyeceğiz, tamam mı kızım? Hiç endişelenmesin. Biz bırakmayacağız seni. Sosyal medyada cilt bakımında yeni bir dönem ya da bir eğilim ortaya çıktı. Sivilcesi olanlar çareyi güneşte aramaya başladılar. Yüzlerini doğrudan güneş ışınlarına bırakıyorlar. Şimdi bu yöntem tabii çok tartışmalı. Sivilcelere iyi geliyor diyorlar, ona inanıyorlar. Bu akım cilt sağlığı için acaba ne kadar doğru? Güneşte kalmak hakikaten sivilcelere, vücudunuza, yüzünüze iyi gelir mi? Tuzlu suya girdim, sonra güneşlendim. Kum falan sürdüm. Hani bunu duydum, bunu yaptım. Son dönemde yeni bir cilt bakımı trendi öne çıktı. Cilt lekelerinden ve sivilcelerinden kurtulmak isteyenler ciltlerini doğrudan güneş ışınlarına bırakıyor. Hatta güneşte kalmanın iltihaplı sivilcelere iyi geldiğini düşünenler bile var. Peki gerçekten güneşte kalmak sivilceleri geçiriyor mu? Biz leke tedavisinde zaten aslında hastalarımıza güneşten korunmasını öneriyoruz. Dolayısıyla lekesi olan bir kişinin güneşe çıkması doğru değil. Sivilcem çıktığı zaman tuzlu su, ondan sonra güneşe bırakıyorum. İnsanların doğrudan kontrolsüzce güneşe çıkmalarını önermiyoruz. Sivilce hastalarımızda da özellikle lekeye yatkın bir cilt tipine sahipse lekeyle sonuçlanabilir bu durum. Bu bana çok saçma geliyor çünkü zaten güneşten aslında yüzün korunması lazım yani. Uzmanlar uyarıyor, sivilceleri kontrolsüz bir şekilde güneş ışınlarının etkisi altına bırakmak leke, iz ve yanık oluşumuna sebep olabilir. Kontrolsüz ultraviyole radyasyona maruziyet sonucu tam tersi leke ve iz oluşumuyla sonuçlanabilir cildimizdeki deri hastalığı. Tabii ki güneş yanıklarıyla sonuçlanabilir. Burada su dolu kabarcık içeren büllü yanıklar olabilir. Peki iltihaplı sivilceler ve sivilce lekeleri için ne yapmalı? En sağlıklı yöntem ne? Ne olduğunca patlatmamak, yani müdahale etmemek gerekiyor lezyonu. Sivilceniz çıktığı zaman geçmesi için ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Yüzümü daha detaylı bir temizleme yapıyorum. Onun dışında kendi kendine geçmesini bekliyorum. Temelde aslında cildimizi düzenli temizlememiz gerekiyor. Beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bazı gıdaların sivilce oluşumunu artırdığını biliyoruz. Bunlar paketli gıdalar, glisemik indeks yüksek gıdalar. Sivilce olmaması için stres yapmak lazım. O da mümkün değil. Sırada dünyada meydana gelen ilginç olay ve haberlerden derlediğimiz dünyanın görüntüsü var.
ki Usra bizim alkollü adam çiçekçi dükkanına daldı. Çalışan kızın erkek arkadaşına çekiçle saldırdı. 16 yaşındaki genç kendini fırçayla korumaya çalıştı ama yapamadı. Aldığı darbelerle ciddi şekilde yaralandı. Genç kız araya girmeye çalıştı ama o da darbelerden nasibini aldı. Dehşet, komşu esnafın polisi aramasıyla sona erdi. Çekiçli saldırgan cinayete teşebbüsten tutuklandı. Eğitim sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. RPG kullanmayı öğrenen asker her şeyi eğitim çavuşunun gösterdiği gibi yaptı ama roket sıkıştı. Hedef yerine omzunda patladı. Asker ne olduğunu bile anlayamadan cansız yere yığıldı. Beceriksiz kundakçı elinde bidonla geldi, yakmak istediği aracın camını kırdı. Ardından da benzini döktü. Ancak içeride biriken benzin buharı bir anda bomba gibi patladı. Bir anda yere yığılan kundakçı olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Restoran çalışanları son günlerin modası olduğu gibi sunum yapıyorlardı. Ellerindeki tabakları adeta kundakladılar. Ancak yükselen alevlerin yangın sistemini çalıştıracağı hiçbirinin aklına gelmemişti. Kimse yaralanmadı. Ancak büyük emek harcadıkları yemekler çöp oldu. Motorcu kadınlar bir yandan sürat, diğer yandan da canlı yayın yapıyordu. Ancak içlerinden biri yoldan çok elindeki telefona baktı. Önündeki motorcuya çarptı. Bir anda devrildi. Metrelerce sürüklendi. Ne kaskı ne de güvenlik önlemi vardı. Ciddi şekilde yaralandı. Aşırı yağış beraberinde sel getirdi. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlayamayanlar eşyalarını kurtarma derdine düştü. Az kalsın can veriyorlardı. Oh my God. Azgın su tıpkı felaket filmlerinde olduğu gibi dükkanın içine doldu. O anlarda kırılan camlar yüzünden 6 kişi yaralandı. Elleri cebinde gayet sakin şekilde berbere girdi. Dükkan sahipleri müşteri sandı. Ancak o adam bir anda silah çıkardı, ikiliye kurşun yağdırdı. Dükkan sahipleri ağır yaralandı, yere yığıldı. O sırada tıraş olan müşteri ise korkudan ne yapacağını şaşırdı. Polis her yerde tetikçiyi arıyor. Kızgın boğalar yol ortasında birbirlerini kovalamaya başladı. O kovalamaca sıkışan trafiğin ortasında bitti. Ancak boğaların öfkesi dinmedi. Çevreden yetişenler ayırmaya çalıştı. Ancak o anlarda 4 kişi yaralandı. Elindeki balyozla binayı yıkmaya çalışıyordu. Kısmen başardı da. Ancak kendi bindiği dalı kestiğinin farkında değildi. Bir anda boşluğa düştü. Ciddi şekilde yaralandı. Komşular birbirlerine girdi. Taşlar, sopalar havalarda uçuştu. Taraflar birbirlerinden hınçlarını çıkaramadı. Arabalar devreye girdi, birbirlerini ezmeye çalıştılar. Mahalleyi birbirine katan komşular polisin gelmesiyle sakinleşti. Alkollü olarak direksiyona geçti, haliyle kontrolü kaybetti. Uçarak yaya yoluna girdi. O anlara tanık olanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Ancak mucizevi şekilde bu kazada sürücüden başkası yaralanmadı.
Yasa dışı göçmen yanında ailesi olan kadına laf attı. Kocası tepki gösterince de bıçağa sarıldı. Talihsiz adamı boynundan bıçakladı. Neye uğradığını şaşıran adam uzaklaşmaya çalıştı ancak birkaç adım sonra yere yığıldı. 36 yaşındaki kaçak göçmen cinayete teşebbüsten yargılanıyor. Kol kası yapmak genç adama çok pahalıya patladı. Çalışması bittikten sonra ağır dambılı en olmayacak yere telefonunun üstüne attı. Kırıldığı yetmezmiş gibi sıkışan pil alev aldı. Zaten sinirli olan genç yanan telefonu tuttuğu gibi dışarı attı. Yalnızlar artık milyonlarca. Doğru duyuyorsunuz. Türkiye'de her geçen gün yalnız yaşayan insan sayısı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre rakam 5 milyon 200 bine ulaşmış durumda. Peki yalnızlığın nedeni ne? TV100 sokağa sordum. Afilli mi bilinmez ama Türkiye'de yalnızlar sayısı artıyor. Biraz ironik olacak ama yalnızlar rıhtımında neredeyse yer kalmadı. Türkiye'de son yıllarda yalnız başına yaşayan kişi sayısında ciddi bir artış yaşanmaya başlandı. İstatistiklere göre bu sayı 5.2 milyona ulaştı. Araştırma Türkiye İstatistik Kurumu'na ait. Buna göre son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı %77,2 yükseldi. Yani halkın yalnız yaşama eğilimi gün geçtikçe artıyor. Bireyselleşme söz konusu, dönemle ilgili olabilir. Biraz daha bence pandemi sonrasında bu yalnızlaşma durumu söz konusu oldu. Sanırsam insanların birbirine olan tahammülü de biraz daha azalmış durumda. Hani nedeni ortada, ekonomik şartlar. İnsanlar kendi kendine yetemiyor zaten. Bunun yanında üçüncü kişi, dördüncü kişi ya da eşine ya da çocuğuna istemiyor ki. Nasıl geçinsin adam? Bunun herkese göre nedeni farklı olsa da artık Türkiye'de bir yalnızlar ordusu var. Ailelerde iletişim yok. Telefonlardan, onlardan da evde işte ev ortamında herkes bir odaya çekilmiş. Ben buna bağlıyorum. En büyük nedenlerinden birisi sanıyorum kültür çatışması, ekonomik zorluk olabilir diye düşünüyorum. En çok yalnızın yaşadığı ilse mega kent İstanbul. Kentte 900 bini aşkın kişi yalnız yaşıyor. İstanbul'u 375 binle Ankara, 355 bin kişiyle İzmir takip ediyor. İnsanların düşünce yapısı değişti, ahlak yapısı değişti, görüş bakısı değişti. Aile düzeninin bozulması bir, ekonomik koşullar iki, çocuklar artık ancak kendine yetiyor, anneye babaya bakamıyor üç. En az yalnızsa Bayburt'ta. Kentte 5400 kişi yalnız yaşıyor. Kimileri için yaş hakikaten sadece bir sayıdan ibaret. Şimdi bunun en net örneklerinden biri gelecek ekrana. Akranları yerinden kalkamıyor. 102 yaşındaki Manet Bailey doğum gününü uçaktan atlayarak kutladı. Birleşik Krallık'ın en yaşlı parasütçüsü unvanını kazandı. Yaşıtları ki sayıları zaten çok fazla değil, tekerlekli sandalyeyle gezerken o gökyüzünün tadını çıkardı. O kadarla da kalmadı. Gençlerin bile kolay kolay cesaret edemediği bir işe kalkıştı. Kendini uçaktan boşluğa bıraktı. Bu yaşlanan ama ihtiyarlamayan kadının adı Manet Bailey. Dile kolay tam 102 yaşında. Bu atlayışta bir asrı geçmesinin ikinci yıl dönümü. Kendi kendime hep hayatta kalmalıyım ve iki ayağımın üzerinde durmalıyım ve düşmemeliyim dedim. Sadece doğum gününü kutlamakla kalmadı. Aynı zamanda hayır kuruluşları için de yaklaşık 12 bin dolar bağış toplamayı başardı. Görevin tamamlandığını hissediyorum ve kendimi rezil etmedim. Başarıyla inmesinin ardından Birleşik Krallık'ın en yaşlı paraşütçüsü unvanı da onun oldu. Aslında bu yaşlı çınarın ilk macerası değil, 100. doğum gününü de bir yarış arabasını saatte 209 kilometre hızla kullanarak kutlamıştı.
Buenos Aires'te şu sıralar tango rüzgarı esiyor. Çiftler aşkın ve tutkunun dansında dünya birincisi olmak için yarışıyorlar. Amatör ve profesyonel dansçıların performansları parmak ısırtacak cinsten. Tango, hırçınlığı, romantizmi, aşkı ve melankoliyi aynı potada eriten, kalp kırıklıklarının bedenle sahneye yansıtıldığı belki de tek dans. Arjantin'le özdeşleşen tango dünya dans şampiyonası finallere doğru gidiyor. Rekor sayıda katılımcı son çiftlerin arasına girebilmek için ter döküyor. Eleme turlarına 53 ülkeden 750'den fazla dansçı katıldı. Büyük final Movistar Arena kapalı stadyumunda yapılacak. Bu yılki festival yine binlerce turisti Arjantin'e çekti. Buenos Aires'in müziğinin, dansının ve şiirinin nostaljik kokusu kentin sokaklarını sardı. Sadece salonlar değil, ünlü barlar, müzeler ve akademiler gibi mekanlarda geleneksel tango rüzgarlarıyla şenleniyor. UNESCO Dünya Mirası olarak eşsiz zenginliğiyle kutlanan tango, Güney Amerika'ya özgü geleneksel bir dans. En çok Arjantin ve Uruguay tarafından benimsenmiş durumda. Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bizden hemen sonra Ali İhsan Varol'la Alfa Petek yarışma programı sizlerle olacak. Yarın tekrar aynı saatte ana haberde görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.